اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين رب يسر ولا تعسر سهل علينا بفضلك يا ميسر رب زدنا علما وفهما وإخلاصا ونورا ولحقنا بالصالحين آمين يا معين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا آمين بحرمة سيد المرسلين صلى الله تعالى عليه وسلم جنابك ı مزيان cümlemizi, analarımızı, babalarımızı, Allah evlatlarımızı, neslimizi, zürriyetimizi, damatlarımızı, genlerimizi çok hayırlı eylesin. Hepsinin beş vakit namazlarını vaktinde kılmalarını nasip eylesin. Namaz kılmayanlar tövbe nasip eylesin. Ve namaz kılma şerefini onlara nasip eylesin. Amin, amin, amin. Değerli dinleyenlerimiz, sevgili hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili gençler. Allahü Teala Celle Celaluhu, bu sohbetlerimizi dinliyoruz. İnşallah Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cennette sohbetin dinlemeyi de nasip eylesin. Cennette bizleri buluştursun. Rabbim cennetlik amelleri bize sevdirsin. Onları yaptırsın ve yaparken de ihlas içerisinde samimiyetle sırf rıza ibari için Rabbimizin rızası için yapmayı nasip eylesin. Riyadan, gösterişten, Kibirden, gururdan, ucuptan, kendini beğenmekten Rabbim hepimizi muhafaza eylesin. Amin, amin. Aziz dinleyenlerim. Bugün itibariyle efendim biz 18 Kasım 2021 Perşembe günü Allahü Teala Celle Celaluhu fırsat verdi yine sohbetimizde buluştuk elhamdülillah. Ama dün biliyorsunuz bir deprem atlattık. Düzce'de sallanan efendim o depremle beraber İstanbul'umuzda hissettik. Yani Rabbimize hamdolsun tekrar bize bir fırsat verdi kullum. Ben bunun 5 derece değil de 6 derece, 7 derece hatta bir üstünü daha yapsam kimse beni efendim bu noktada durduramaz. Ama ben bununla beraber size bir şans daha tanıyorum. Size ikram ediyorum. Biz efendim Rabbimizin kulluyuz. Aziz dinleyenlerim. Rabbimizden gelecek olan bütün bu mesajları dikkate almalıyız. Allah hepimizi affeylesin. Beceremiyoruz. Beceremiyoruz. Halbuki bu dünya hayatı bizim için o kadar değerli ki her vakti, her saniyesi değerlendirildiğinde yarın ahirete bir yatırımdır. Biz yatırımları çok basit yerlerde görüyoruz. Yani insanların şimdi dolar oturuyor, dolar kalkıyor. Efendim farklı bir şey de konuşmuyor. Yani ne olacak bizim halimiz? Efendim açız aç falan filan diye. Estağfurullah. Rabbim hepimizi affeylesin. Böyle bir dünya yok. Yani şükürsüzlük iyi değil. Nankörlük iyi değil. allah Teala bunları sevmez. Cenab-ı Celle'nin elindedir. Allahü Teala ve tuğizü menteşa ve tuzilü menteşa buyurur. Yani efendim Allah dilediğini aziz eder, dilediğini zelil eder. Cenab-ı Celalihu bizi aziz eder. Biz şöyle Osmanlı gibi dünyayı efendim İslam'la, Kur'an'la, adaletimizle, erdemimizle, kalitemizle, medeniyetimizle biz kendimizi göstermeliyiz. Bizi tabiri caizse öldürmeye gelen kimseler biz de dirilmeli. Bize baktıklarında İslam'ı sevmeliler, Kur'an'ı sevmeliler. Beceremedik. Beceremedik. Rabbim becerttirsin inşallah. Gerçekten çok yapacağımız işler var. Cenab-ı Hak Celle Aleyhü kendi yolunda koşuşturan ve efendim sonucu da güzel bir şekilde şehitlikle, şehadet şerbeti içmek suretiyle bitiren kullandan eylesin. Çok arzu edelim bunu. Nerede öleceğimiz belli değil. Ne yolda öleceğimiz de belli değil. Onun için biz de Allah yolunda ölmek istiyoruz. Allah yolunda koşuşturanlara Allah ikram eder, sonucu da güzel olur. Evet. Aziz dinleyenlerim, Rabbimiz Kur'an-ı Hakiminde Ankebut suresinin 69. ayetinde son ayettir. Ankebut suresi 69. Mevlamız buyuruyor ki Estağfirullah bismillah "والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين" صدق الله العظيم. ورمز مجاهدة الَّذينَ yollarımıza iletiriz. Gerçekten Allah iyilik edenlerle beraberdir. Evet. Nefse karşı, şeytana karşı, kötü duygulara karşı, din düşmanlarına karşı bütün güçleriyle savaş veren, uğraş veren, cihad eden kimseler bilsinler ki Allahü Teala onları hem rızasına kavuşturacak hem de cennete ulaştıracaktır. Rabbim bizi o cihad eden kulların arasında bulundursun. Tabi kolay değil. Şeytan var, nefis var, dışarısı var, para var, kadın var, koltuk var. Var, var, var. Bunların içerisinden böyle sıyrılıp çıkmak gerekiyor. Hiç unutmuyorum. Muhammed Efendi Hazretleri Üstadımız efendim bir sohbetinde şöyle buyurmuşlardı, şöyle demişlerdi. Yani nasıl hayvanın o koyundan, keçiden veya inekten süt içiyoruz ya, o hayvanın sütünü Allahü Teala Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de bize bildiriyor. Efendim bir dışkı bir de kan. Bunların yollarının arasından veriyormuş Mevla Teala Hazretleri. Yani o sütün efendim bir tarafında dışkı akıntısı gidiyor. Bir tarafında kan akıntısı gidiyor. Ondan hiçbir tanesinden karışım olmadan aradan hop harika bir şekilde içtiğimiz bize keyif veren gıda olan efendim ve bir o kadar da enerji olan sütü Allah'ımız ikram ediyor. İşte sen de diyor efendim şeytan ve nefsin arasından onlara uymadan, onlardan bir karışım olmadan Allah'a kulluğunu yapmaya çalış. Rabbim hepimize yardım eylesin. Hepimiz elinden tutsun Cenab-ı Çocuklarımızın da aynı şekilde. Çok zor. Yani bu dünya hayatının imtihanlarında hem kendimizin işini göreceğiz. Biz bu noktada efendim başarılı olacağız. Hem de insanlara bunlara anlatmaya gayret edeceğiz. İnsanların içerisinde yanıyorlar. E kardeşim kalk onlara bir şeyler anlat. Benim görevim, senin görevi, hepimizin görevi. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan efendim bu noktada gireceğiz de bir belge alacağız, öyle çalışacağız diye bir olay yok. Hoca olacağız diye bir olay yok. Hacı olacağız diye bir olay yok. Her bir Müslüman La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen bir kimse olarak kadınıyla erkeğiyle genciyle yaşlısıyla efendim zenginiyle fakiriyle şehirlisiyle köylüsüyle çalışmak zorundayız. Allah yolunu anlatmak zorundayız. Dışarısı yanıyor. Şimdi bu kadar efendim insanların namazsız, abdestsiz, örtüsüz, yanlış bir yollarında e biz Gücümüzün yettiği kadarıyla dur kardeşim nereye gidiyorsun? Bu çıkmaz yoldur. Giden yol doğru bir yol değildir. Efendim sizi çok tehlikeli efendim. Adresler bekliyor deyip de söylememiz gerekmiyor mu? Yani bu insanların bir korona tehlikesi kadar efendim tehlikeler yok mu Allah aşkına ya? Rabbim uyanmayı nasip eylesin. Görmeyi nasip eylesin. Aziz dinleyenlerim, biz burada bir aileyiz. Hep beraber konuşuyoruz. Sesimi yükselmesine falan bakmayın. Allah'a sığınırım bunu söylerken. Yani dert bunlara efendim bazen sesi de yükselttiriyor. Efendim sert de konuşturuyor. Ama neticede hepimiz aynı gemideyiz. Bu gemi kurtulursa beraber kurtulacağız. Batarsa beraber batacağız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu emri bil maruf, nehyan münker dediğimiz iyiliği anlatma, kötülükten de sakındırma olaylarını bu gemi olayına benzetti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki mübarek buyurdular hadis-i şeriflerinde bir gemiye bindiniz. Bir kısmı efendim güvertede bir kısmı aşağıda kaldı. O aşağıda olan kimseler su ihtiyaçları için güvertedekileri rahatsız etmeme noktasında güverteler yukarıda efendim o oh, On numara, beş yıldız oturmuşlar, keyif çatıyorlar. Efendim aşağıdakiler başladılar su almak için e, geminin tahtalarından sökmeye. Su alalım diye böyle efendim. O sökülen tahtalardan haberdar olan yukarıdakiler hemen gelip de müdahale etmezlerse. Kardeşim biz size yardımcı olalım. Ne istiyorsunuz? Derdiniz nedir değil. Sorma efendim. Kendi hallerine bırakılır bırakırlarsa, bırakırlarsa ilk önce alttakiler yavaş yavaş su aldığında o gemi Efendim batmaya başlarlar. Sonradaki e, sonra sıra yukarıdakilere gelir. Ama hepsi birden batarlar. Hemen müdahale edilirse hem alttakiler kurtulur hem kendileri kurtulur. Hiç unutmuyorum çok hoşuma gitmişti bu tabir. Sizinle paylaşmak istiyorum. Kurunun yanında yaş dayanar tabiri. Büyüklerimizden efendim gelmiş bu Osmanlı döneminden harika bir efendim atasözü kurunun yanında yaşta yanar. Bunun anlamı şuymuş. Aziz dinleyenlerim. Bunun anlamı kuru odun burada yaş odun kuru odun yaş odunla beraber aynı yerde bulunuyorlar. Kuru yandıktan sonra onun işi bittikten sonra sıra yaşa geçiyor yaşta yanmaya başlıyor ve beraberce kül oluyorlar. Peki diyor ki büyüklerimiz, alimlerimiz, yaş olan odun kuruya biraz yaşlığından ver, verseydi, yani nemlendirseydi en azından o kuru odun tutuşamayacaktı. Tutuşamayınca hem yaş kurtulacaktı hem de kuru kurtulacaktı. İkisi beraber kurtulacaktı. Yani bizim yarın ahiret gününde zannediyor muyuz çocuklarımız, efendim akrabalarımız, torunlarımız bile bile ondan sonra onları günahlara terk etmişiz, harama terk etmişiz. Bizden şikayetçi olmadan kendimiz elimizi kolumuzu sallaya sallaya cennete gideceğiz. Yok. Allah'ım davacıyım ya Rabbi. Benim bir matematiğime, İngilizceme önem verdiği kadar okul derslerime bir üşüttüm mü üşütmedim mi diye ateşlememe dikkat ettiği zaman boğaz ağrılarıma dikkat ettiği kadar efendim öksürüme dikkat ettiği kadar dinime dikkat etmedi Allah'ım. Dini yaşantıma dikkat etmedi Allah'ım. Şikayetçiyim, davacıyım ya Rabbi. Eğer yanacaksan babam annem de yapsın. Beraberce gideceğiz oraya. Allah beraberce cennete gitmeyi nasip etsin. Rabbim hepimize yardım etsin. Hacısıyla, hocasıyla kim varsa bütün mümin, müminat kardeşlerimize yardım eylesin. Zor bir efendim dönem yaşıyoruz tabiri edeceğiz. İmtihanımız zor. Ama bu imtihanı inşallah Rabbimizin yardımıyla onun katkılarıyla onun bize destek vermesiyle efendim kolayla tebdil edecek inşallah ve imtihanı başaracağız ahirete sağ salim Rabbim imanla, Kur'anla gitmeyi nasip eylesin. Amin. Değerli dostlar. Hani büyüklerimizin bir sözü var. Büyükler büyük söz söylerler. Hatta hakikaten Sami Efendi Hazretleri öyle buyurmuşlar. Dünyayı öyle sev ki yani yemeğin içerisindeki tuz kadar sev. Yemeğin içerisindeki tuz kadar dünyayı sev diyor. Dünyayı kullan diyor. Yemeğin içerisine tuz az konulur. Ama ihtiyaç var mıdır? Vardır. Hakikaten tadını verir. Kalkıp da efendim oraya bir avuç tuz atamazsın. Yani hep beraber onu götürürsün. Yani hem yiyenler ondan efendim böyle lezzet almazlar. Hem bir taraftan da yemeği çöpe gö gönderirsin. Bunun gibi yani sen de dünyayı kullanmak zorundasın. Onu elinle kullan. Gönlünle kullanma. Buraya getirme. Elhamdülillah de senden aşağıdaki olan insanlara baktığın zaman Ya Rabbi bunu efendim bana verdiğin şükürler olsun. Belki vermeyebilirdin de deyip böyle hamd etmek lazım. Hani anlatmıştım size efendim diğer sohbetlerimde İsa Aleyhisselam zengin bir kimseyi fakirin yanına götürüyor ve böyle olabilirdin diyor. Allah'a şükret diyor. Fakiri alıyor, hastanın yanına götürüyor. Hastaya gösterdikten sonrasında fakire diyor ki böyle olabilirdin. Allah'a şükret diyor. Hastayı imkan içerisinde götürüyor ve Allah'ı tanımayan bir efendim kafire Allah'a karşı gelen bir kafire götürüyor gösteriyor. Diyor ki sen diyor belki paran yok, belki efendim hastasın ama kafir olabilirdin. Allah'a hamd et diyor, şükür diyor. Rabbim bizi kafirler sınıfında etmesin. Öyle veya böyle bu dünya geçer gider. Ama ahiret öyle değil. Bir daha gerisin geriye gelme şansımız da olmayacak. İnşallah güzel yaşarız. Efendim güzel vefat ederiz. Ve güzel kabre gireriz. İnşallah yarın mahşer gününde de güzellerin güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatiyle onun efendim rehberliğinde şıkır şıkır tıkır tıkır Sırat Köprüsü'nden şimşek gibi geçip cennetine Rabbim ilk kavuşanlarla kavuşmayı nasip eylesin. Amin, amin, amin. Rabbim yapar mı? Yapar vallahi. Kimseye sormaz. Kimse ona da efendim bunu ne yaptın diye hesap soramaz. Olay bitti. Şöyle bir şey gördüm kitaplarda. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bize nakredilen bir haber. Rabbimiz mümin olan kulunu bakın imanla huzura varmış. imanla herhangi bir şey karıştırmamış böyle. Şirk gibi, küfür gibi herhangi bir şey böyle onlara karşı şiddetle efendim böyle mücadele etmiş ve imanını kurtarmış, karşıya geçmiş. İnşallah bize de nasip olsun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. İmanımızı tazeleyelim bu sözle inşallah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Rabbimiz diyor onu huzuruna alır. Kimseye duyurmadan, kimseye efendim o andaki olayı göstermeden kulum şunları şunları yaptın değil mi? Şunları şunları yaptın değil mi? Şunları yaptın değil mi? Yaptım ya Rabbi, yaptım ya Rabbi. Sen kendin tabii yaptıklarını orada görüyorsun. Fotoğraflar orada, ses kayıtları orada. Ama işte en büyük, önemli mesele nedir biliyor musunuz? Yaptıklarınıza kulları şahit etmeyin. Şahit etmeyin ne demek? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki akşamdan yaptığın suçunu Allah örtmüş, gizlemiş. Kimse bunu bilmiyor. Sabahleyin kullara gelip de anlatma diyor. Anlatma. Onları şahit tutma. Şahit tutmadın ve tövbe ettin. Onlar kapandı. Rabbimiz de diyor ki bunları yapmıştın değil mi? Evet ya Rabbi. Hemen yamel miskale zerratin hayran yara ve men yamel miskale zerratin şerran yara. Zerre kadar hayır yapan onu görür. Zerre kadar şer yapan onu görür. Bunu hep böyle göreceğiz. Göreceğiz ama bir de gizli görüntüleme var. Gizli. Rabbimiz o gizli görüntülerde bizi tutsun inşallah. Sonrasındaki müjde nasıl geliyor? Bakın Mevlamız buyuruyor ki kulum bu hatalarını, bu günahlarını dünyada kimseye göstermedim. Şimdi de göstermiyorum, haber vermiyorum. Hadi git cennetime. Hadi git cennetime. İnşallah bize de nasip olsun. Çocuklarımıza da nasip olsun. Zürriyetimize nasip olsun. Hadisi Kutsi'de Mevla Teala Hazretleri Kutsi hadis dediğimiz zaman Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'ımızdan bir haber bize getiriyor. Allah'ımız buyuruyor ki Celle Celaluhu İza tekarrabel abdu ileyye şibran tekarrabtu ileyhi zira'an Yani kulum bana bir karış yaklaştığı zaman ben ona bir arşın yaklaşırım. Bir karış sen böyle Allah Celle Celaluhu bir arşın efendim geliyor sana. Bir arşın yaklaşınca ben ona bir kulaç yaklaşırım. Efendim o bana yürüyerek geldiği zaman ben ona koşarak varırım buyuruyor Rabbimiz. Bukhari'de, Müslim'de, Tirmizi'de, İbn-i Mace'de bu hadis kitaplarının hepsinde geçiyor bu hadis-i şerif. Yani bunlar tabi mecazi ifade. Yani iltifat var. Allah Celle diyor ki bana geliyorsun, benimle ilgileniyorsun, kitabımı okuyorsun, hayır sanat yapıyorsun, efendim ailenle iyi geçiniyorsun, geçiniyorsun, anana babana hürmet gösteriyorsun, kullanılarsa katılıyorsun, bir iş, ihtiyaç görebilir miyim diye bakıyorsun, bir fakiri sevindiriyorsun, bir hasta ziyareti yapıyorsun, yapıyorsun da yapıyorsun bunlarla beraber hep düşüncen ne? Allah'ın rızası. Ben Allah rızası yapıyorum bunları diyorsun. Allah'ımız Celle Celaluhu her bir hareketinde Biraz daha efendim kulum bana yaklaştı, ben de ona yaklaşıyorum. Böyle yaklaşa 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 öyle bir hale geliyor ki insan başka bir kutsi hadiste Allah'ımız Celle Celaluhu artık ben onun gören gözü olurum, işiten kulağı olurum, konuşan dili olurum, yürüyen ayağı tutan eli olurum buyuruyor. Yani bu da mecazi bir Ne demek? Yani gören gözü olmak demek Allah'ın razı olduğu yerlere bakar. İşiten kulağı olmak demek Allah'ın razı olduğu şeyleri işitir. Allah'ın razı olduğu yere gider. Allah'ın razı olduğu eller, eller Allah'ın razı olduğu yerleri tutar. Kısacası Allahu Teala Celle sevgili kullarına böyle bir makamı verir. Daha dünyada kontrollü bir şekilde giden kullar vardır. Onlar dizilerden hoşlanmazlar, şarkıdan, türküden hoşlanmazlar. Hakikaten ya bunun için mi geldik biz, eğlenmeye mi geldik kardeşim? Asıl eğlenme ahirette olacak. Hani diyorlar ya, e, gülerek günah işleyenler efendim, ağlayarak cehenneme giderler. Rabbim ondan muhafaza eylesin. Kardeşim güleceğiz mi? Güleceğiz ama sınırlı tabi. فَلْيَضْحَكُوا ve وَلْيَبْكُوا كَث۪يرًا Allah'ımız buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de. Az gülün, çok ağlayın. E ağlayamıyorsak bile en azından İçimiz ağlıyor yani Allah'ımızın istediği düzen yok, sistem yok. Allah-u Teala'nın istemiş olduğu efendim bir ortam yok. Efendim iyi bakıyorsunuz ondan sonra sokak ortasında bir genç kızımızı bir tane sapık ondan sonra sadist ruhlu birisi gelip bir kılıçla, samuray kılıcıyla öldürebiliyor. Kızımıza Allah rahmet eylesin o kaderinde varmış. Ayrı bir konu. Ama efendim Allahu Teala Celle Celaluhu'nun düzeni olmuş olsa o kılıcı sallayan hain efendim kesinlikle hapishaneye götürülüp de günde üç öğün yemek yiyemez. Onun cezası Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle وَلَكُمْ fil الْقِصَاسِ hayatun <حَيَاتٌ> Kısastır. Kısasta hayat vardır. Cana can, can dişe diş, göze göz. Allah-u Teala böyle istiyor bizden. Sen onu efendim canlı yayında şöyle ipte bir sallandırsan, herkesin gözü önünde samuray kılıcı ile beraber şşt, bir kafasını nasıl öldürdüyse öldürüp de kopartsan, canlı yayına böyle kanlar fışkıracak. Bak öbürleri bir daha teşebbüs edebiliyor mu? Her gün bir ölüm haberi geliyor. Hırsızların haberleri geliyor. Allah tekrar İslam'a, Kur'an'a efendim o güzel hayat sistemine efendim dönmemizi de nasip etsin inşallah. Amin. Toparlıyorum sohbetimi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem camide, mescidinde oturuyor sahabesine ve sahabeden bir tanesi içeri girecek kapıdan. Buyuruyor ki şu anda kapıdan içeriye girecek kimse cennetliktir. Sahabe bakıyor. Bir sahabe efendim Abdesti yerine almış olan kimse giriyor içeriye. Sakallarından falan sular da damlıyor böyle. Onun bir kenar oturuyor. Bir daha geliyor. Yine Efendimiz diyor ki şimdi camiden girecek kimse, şu kapıdan içeri girecek kimse cennetliktir. Aynı kişiyi görüyorlar. Bir daha aynı olunca üç sefer böyle üst üste bunun üzerine sahabeden bir tanesi onun evine misafir oluyor. Bakıyor aşırı bir ibadeti yok. Normal yatıyor. işte bir teheccüde kalkıyor. Sabah namazına geliyor. Üç gün onunla misafir oluyor. Üç gün sonunda diyor ki ya Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam senin hakkında böyle bir müjde verdi. Ama senden de fazla bir ibadet göremedim. Yani nedir sırrı anlayamadım bir açıklar mısın falan diyor. O da diyor ki gördüğün gibi bende bir şey yok diyor falan. Tam kapıdan dışarı çıkacak arkadaşı, misafir olan kimse o ev sahibi cennetten bilen kimse diyor ki, kardeşim diyor bak diyor. Ben diyor hiçbir amelime güvenmem de diyor. Sadece şunu yapmaya çalışırım diyor. Benim diyor kalbimde hiçbir Müslümana karşı kin bulunmaz, düşmanlık bulunmaz, çekememezlik, haset bulunmaz diyor. Herkesi çok severim diyor böyle. Müslüman mı? Olay bitmiştir diyor. Yani böyle efendim kim besleyeyim, haset olayım, çekememezlik yapayım, adama bak falan diyeyim böyle, arabasını kıskanayım, evini kıskanayım, bilmem bahçesini kıskanayım, böyle bir olayım yoktur diyor. Dönüyor diyor ki tebrik ederim, hakikaten buradan kazanıyorsun sen diyor ya. Allah'ın sevgili kulları kimseye haset beslemez. Kendi zaten günahıyla ilgilenirken başkasının günahını göremez ki insan. Kendi günahımızla ilgilendiğimizde o kadar fazlalıklar var ki dışarıya gözümüz kaymaz bile. Ne yapacağım ben? Kendim batıyorum yani. Ve Haşr suresinin 10. ayetindeki duayı sabahlı akşamını yapan kimse herkesi sever. Tarikatlı tarikatsız, cemaatlerden hangisi olursa olsun Müslüman mı? Olay bitmiştir. Mümin kimse, kardeşim, Müslüman kimse seviyorum ben bunu der. O duayı Haşr Suresinin 10. ayetindeki duayı sabahlı akşamlı yapan kimsenin Allah gönlünden, kalbinden Müslümanlara karşı kin, haset, efendim kötü düşünce hepsini alır atar götürür. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ahir ve akıbetlerimizi hayreyle. Her türlü kazadan, beladan, depremden, afattan muhafaza eyle. Ya Rabbi son nefeste iman, Kur'an şehadet nasip eyle. Evlatlarımızı, neslimizi, zürriyetimizi, damatlarımızı, gelinlerimizi çok hayırlı eyle. Allah'ım sana yalvarıyoruz. Ölmüşlerimize rahmet eyle. Kabirlerin nur makamlarını cennet eyle. Ve inşallah ölmüşlerimizi, aile bireylerimizi, analarımızı, babalarımızı, çocuklarımızı, eşlerimizi cennette Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a komşu olmayı nasip eyle. Amin, amin. Ümmeti Muhammed'e imdad eyle, ümmeti Muhammed'e imdad eyle. Hayırlı yağmurlar nasip eyle, bereketler nasip eyle. Allah'ım ya Rabbi verdiğin nimetleri de senin razı olacağın yerlerde değerlendirmeyi de nasip eyle. Şükürler nasip eyle. Nankörlükten muhafaza eyle. آمين آمين آمين. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، لله تعالى الفاتحة. اللهم اتولنا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته